Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguchilar. Dunyo g'ur qurultiy to'rt televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammangizlar xush kelibsizlar. Men Riyasa Chiptar Abdurshid. Hurmatli ko'rinmanlar, tovanda diqqatingizlar kunlik xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dunyo g'ur qurultiyining bayonotchisi va qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayr Qurban efendimning Germaniyaning dunyoga mashhur Volkswagen avtomobil shirkatining 10 may kuni Berlinda chaqirilgan hissadorlar qurultiyida so'z qilib, Volkswagen avtomobil shirkatining Uyg'ur majburiy amkidan nafilish bilan ayblashi va Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi shobzavtin darhol taqishni talab qilishi faqat Germaniya matbuotlarida emas, balki butun g'arb matbuotlarida intayin zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Qurultay markazi ishxonasining bildirishicha, G'ayr Qurban efendimning dunyoning har qaysi ellardan kelgan yuzlagan milliarderlar qatnashgan Volkswagen avtomobil shirkatining yillik hissadorlar qurultayida qilgan 10 minutlik nutqi va qurultay bilan Xatar Osetik Millatlarni qo'g'dash tashkiloti tomonidan yig'in zalining oldida o'tkazilgan norozilik namoyishiga doir xabarlar Germaniya va G'arbning 50 dan ortiq matbuotlarida muhim xabar sifatida o'rin olgan. Masalan, Table Media kanalida Uyg'urlar masalasi sabablik Volkswagen qurultayining havosi buzildi. Maliya kanalda Volkswagen'ning Uyg'ur rayonidagi tijoratini tekshirish talab qilinmoqda. Axborot ko'zniki kanalda kishilik huquq tashkilotlari Germaniya hukumatidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan nafga erishishga qarshi tadbir qo'llanishini talab qildi degan temalarda e'lon qilingan maqolalarda mundoq deb ko'rsatildi. Dunyo g'ur qurultiyi va Xatir Osetik Millatlarini qo'g'dash tashkiloti Volkswagen shirkatining mas'ullaridan tadbir qo'llanib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan manfaatga erishishga xotim berishini talab qildi. Volkswagen Uyg'ur rayonidagi zavodini davomli saqlab qolmoqda. U yerdagi apat xarakterli kishilik huquq tafsilotlariga oid yetarli ma'lumot bor. Millionlagan Uyg'urlar va boshqa asosiylik turkiy millatlar jazo lagerlariga qamalib, ming yuyish, tan jazosi va jinsiy tajovuzchilik uchramoqda. Barg'an sir ko'p zavodlar mana shu jazo lagerlar atrofiga qurilib, tutqunlar tovon ish haqqi bilan majburiy emgak qilinmoqda. Sheffield Hallam Universitetining dokladiga asoslanganda, Volkswagenning Xitoy hokimiyatining emgak kuchlarini yetkazish programmasi qatnashganligi ma'lum. Hammaga ma'lum bo'lgandek, 2013-yili Volkswagen avtomobil shirkati Urumchida shoba zavod qurgandan keyin dunyo g'ur qurultiyi ba'zi kishilik huquq tashkilotlari bilan birlikda shu yili Volkswagen bosh shtabiga xat yozib, Xitoyning kishilik huquq tafsilotchiligi og'ir bo'lgan Sharq Turkistonda zavod qurish to'g'ri emas deb ko'rsatgan edi. 2016-yildan boshlab Xitoy Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanishni boshlagandan keyin, bo'libmi 2019-yildan buyon Xitoydagi Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak masalasi xalqaroga oshkorlangandan keyin Urumchida tarmoq zavod qurgan Volkswagen shirkati xalqaroda Uyg'urlarning va kishilik huquq organlarining izchil tanqid nishoniga aylanib qoldi. Halbuki, yillardan buyon dunyo g'ur qurultiyi va xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Volkswagenga qarshi birlashim bayonotlar e'lon qilinib, namoyishlar o'tkazilib va norozilik maktublari yo'llanib turgan bo'lsa-mu, biroq Volkswagen qulqini yopirib olib, o'z zavodlarining Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsani qildigan yoki Uyg'ur majburiy emgakka chetildigan jinoyatlarni sodir qilmaganligini ta'kidlab, Urumchidagi zavodini mangdirishda ching turib kelgan edi. 10 may kuni tushdan burun Volkswagen avtomobil shirkatining hissadorlar qurultiyi chaqirilayotgan paytda dunyo g'ur qurultiyi, Xatir Osetik Millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Germaniya poychiklar g'olliq guruhi birlikda yig'in zalining oldidagi maydonda norozilik namoyish o'tkazib, Volkswagen avtomobil shirkatining Urumchidagi shoba zavodini darhol taqishni talab qilish bilan birga, Germaniya shirkatlarini Uyg'ur majburiy emgakka chetilib qolmaslikqa va Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka sherik bo'lmaslikqa chaqirdi. Yani shundaqla Germaniya hukumatidan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish uchun xuddi Amerikaga o'xshash jiddiy qonun tadbirlarini yo'l qo'yishni talab qildi. Namoyishchilar Volkswagen Sharq Turkistondan chiqib ketsin, Uyg'ur majburiy emgak to'xtilsin degandek shiorlarni to'lab, o'zlarining Uyg'ur majburiy emgakiga va Volkswagen shirkatiga bo'lgan noroziliklarini namoyon qilishdi. Bo'lib namoyishda dunyo g'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri Erkin Zunun bilan qurultayning programma yetakchisi German qizi Evalarning mahbuslarning kemini kiygan, ularning qo'llariga bog'langan kishining uchini Xi Jinpingcha yasangan biri tutib turgan va Xi Jinpingning endi Volkswagen avtomobil shirkatining bosh direktori tomosha ko'rib turgan ko'rinish matbuotlarning alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarining biri bo'ldi. Volkswagen avtomobil shirkatining hissadorlar qurultiyi qatnashib 10 minut so'z qilish saloyatiga erishgan G'ayr Qurban efendim mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumining keltirgan ichinishlik oqibatlari haqida ma'lumot berish bilan birga Uyg'ur majburiy emgakidan bevosita naf olayotgan Volkswagen avtomobil shirkatini eg'ir shaklda tanqid qildi. Nutqi oxirlashgandan keyin yig'in zalining oldidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan G'ayr Qurban efendim bu vaqtda yana tafsilli ma'lumot berib, mundoq dedi. Men biroz avval buni shu keynimizdagi binoning ichida ilib turayotgan Volkswagen shirkatiningki yillik qasidalar qurultiyda Uyg'ur xalqiga vakolatan
10 minutluk söz kılış imkanetine ilgi buldum. Ben bu sözümde asaslıkı dünyadaki en çok maşinsazlık işlep çıkış şirketi olan Volkswagen şirketinin ki Xitay hakimiyeti Uygurlar'a irki kırgıncılık yürgüzü batkan maşındak bir el kılıkçı peyitte iqtisadi menfaatlerini aldığı koyup halkara cemiyetinin Germaniye cemaatçılıkının ve siyasetinin ki siyasetçilerinin ki tenkidiğe pisen kılmasının yanıla Xitay ile boğan münasebetlerini, iqtisadi münasebetlerini çonkurlaştırılıkı ne kattık eyip dedim. Bu sorunda digendeki de Volkswagen şirketi icraya müdüriyetinin ki barlık azaları var. Ben cümleden bu icraya müdüriyetinin ki baş müdürü örmetlik Blume efendimge hitap kıldım. Ve onun ki bu Volkswagen şirketinin ki tarihten ibret ilip bu Uygur kırgınçılıkıga herkiz mi şirk opkamasını onun ki vicdanıga hitap kıldım. Ve onundan başka bu Volkswagen şirketinin ki ürümçülükü bu simbol karakterlik zavutunu, takışını ve şundakla Xitay'da iqtisadi hemkarlık ilip batkan Xitay hükümetinin ki Uygurlar'a yürgüzü batkan kul emgek siyasetine bivasta katlaşkan ve onundan nepe batkan temmile zenciridiki çok küçük karhallığa olan boğa münasebetini tel töküs üzüşünü, tok tutuşunu talep kıldım ve aynı zamanda bu hesidarla jığının katlaşı batkan çok küçük hesidarlığa vicdanıga hitap kılıp Uygur kırgınçılığına şirik okkanmasını ulanın koludaki bu avaz bireş karar çıkış hukukudun paydalanıp işletip bu Volkswagen şirketinin ki Xitay'daki cümleden Uygur kul emgekliğe çetişik boğan karhallarla boğan münasebetini teltikis özüsüne talep kıldım. Bana hem de en tesir kılan noktalarının ki birisi bugün bu Volkswagen şirketinin ki meyli şu meninin aldığı sözde geldiler. Bosun cümleden Volkswagen şirketinin ki en çok meddek sağlıkçı şirketleri hem midin muyum bu şu Volkswagen şirketinin ki köz aldıdaki küçük genel iqtisadi menfaatini de Xitay'a tehimi bağlılık bop kubakallıkını, Ukrayna uruşudun deris anmağallıkını, Xitay'nın ki Uygurlar'a yürgüzü batkan irki kırgınçılıkı da yüzbeğen tenkitlerine pisan kımağallıkını ve şundakla bu Xitay'nın ki teyvenge uruş kılıç ihtimalinin zorluğunu ve bunda bir evvel körülge vakti da özünün ki pulları kantarik bellik tapkan Volkswagen'a medbek sağan pullarını o Xitay'a taşlap bir işte toğrulmaydıqallık ibaret bu noktunu naiti yarkın yoğurtup ötü ve şundakla benimki bir yerdeki sözüm bu naiti küçük güldür arkışık erişti. Ben bir yerde naiti gururlandım ve ümitlendim. Şimdi ben ki bu Volkswagen şirketinin ki çok küçük hesedarları bu Volkswagen şirketinin ki şu aldığımızdaki yıllarda bir kanaatnarlık ve rasyonel bir karar çıkarıp Uygur kul emgeki bilen şugullangan Xitay karxalları bilen boğa münasibetini üzüldüğünge besleğen kademlerini ki tizleşidigallıkını ve bizim halkımızga bir yakşı bir netice bolduğallıkını mevyede izgip yettim. Yığın ötküzülü atkanlı kurultay bilen Xatırasılık Milletlerinin Qoğdaş Teşkilatı tərbiden yığın zalının aldı da ötküzülgen narazılıq namayışı bevastı riyasetçilik ılgan Xatırasılık Milletlerinin Qoğdaş Teşkilatının Asiya İşlerine Mesul Direktori Hano Şedla Pendim namayış meydanının stansımızdan ziyaretini qobıl kılıp mundaq dedi. I want to thank the World Uyghur Congress for our decades-long cooperation. Without the World Uyghur Congress, the public in Germany, politicians in Germany would know a lot less about what is happening right now in East Turkestan. If we look how Volkswagen acts, it gives us a clear picture on how what the impact of all the advocacy efforts have been. In 2019, the then boss, Herbert Diess, Volkswagen's boss, was asked about the Uyghur situation, the Uyghur camps, and he said, I don't know anything. And because of all the advocacy, of the countless meetings with journalists, with politicians, with NGOs, civil society representatives, it has become aware, we all have become aware, that what is happening in East Turkestan is undeniable. And I sense it in the meetings that we together have with politicians. It is less
needed to inform politicians what is happening to the Uyghurs, because the politicians know, and they know because they were told over and over again by the World Uyghur Congress, which is a great step forward. And Volkswagen is not denying that there are crimes in the Uyghur region. They rather not talk about it. But they can't do what they did in 2009, which is to remain silent or not answer a reporter's question. And that is one step. And what we will continue to do, the World Uyghur Congress, together with its partners, to push politicians, the media, to point to them what is going on in this Turkestan, to connect them with survivors of the camps, to make sure that it's not a forgotten issue, and to make sure that there's more and more pressure on Volkswagen. And on this level, I would also like to mention the Prime Minister of Lower Saxony, Mr. Weil. Lower Saxony is an important shareholder at Volkswagen, to use its power to push Volkswagen to be more transparent and to leave the Uyghur region. Rahmat akhirki sualingiz uchun. Degandek men shu fursatdan foydalanib bizningki qarindosh va nihoyatda uzun yillik sadrimiz bo'lgan dunyo urug'i qurultayiningki hamkorlashuvchimiz dunyo urug'i qurultayiningki bu yillardan buyon bu Volkswagen masalasini ko'rdiga oldiki uyg'urlarningki huquqlarini Germaniyada siyosatchilarga anglatish german xalqiga anglatish va shu orqali bu uyg'urlar yo'liqayotgan bu qiyin masalalarga javob topish haqida qilayotgan barliq tirishchanliklarga rahmat aytaman va uningga cho'ng hurmatimni maqtishimni bildirman. Meylengi malum bu Volkswagen meselesi de kandak konkret netice yaratkalıkını meselenge ben şunda bir küçük bir kartınalık depresem buldu. Mesela 2019 yılı bu şu vaktedeki Volkswagen şirketininki icraya müdüriyetininki başlığı Deeds Efendi BBC'ninki muhbirlerden terpiden bu Uygur ilki kırgın çakırlıkı da cezalığa girerken soruğa vakıda o özününki hiç neyse bilmeyi kalıkını dep aşağı malumat bege. Ve bu Volkswagen şirketi tam şu yakın günlere kadar bu Uygur mesele Uygur kul emek meselesi de izcilalda ne mi deyimiz izcilalda bu dikkat itibarı almaslık kar olmaslık çatık olmaslık közgül maslık dek ibaret muşlak nimelerde telaffuzlarda bulup kegen pozisyonda olup kegen. Lakin Dünya Uygur Kurultayı'nınki cümledin bu şu 2019 yılından itibaren izsel ve karatmalık ilip provatkan, kadem ve kadem ilip provatkan, siyasi ve icdimai hizmetlerindeki tesirde bana bugün güldük gelgen vakti Volkswagen şirketi Uygur vekillerinin sözlerini ciddi tutup anlaydıgan, ula olan bir üstelde oturduğun, Uygur kırgınçılıkını red kılanmaydıgan, lakin özününki Xitay'daki çok menfaatin kuruk kalmasını için imkanın yetişe nahiyete bir töven avazda bu meselege imkanın yetişe atlap getişke. İmkanın yetişe az sözleşke durgan bir çekindigan avalga geldi. Yani Muş'un özünün bunun kıvakan hizmetlerindeki konkret neticesini bunu Muş'un karab. İskıkıl oldu. Birinciden, ikinci noktadan Dünya Uygur Kurultayı İzçilada, Germaniye'de, şu dünyada cümledin Germaniye'de bu Uygur meselesini Germaniye siyasetçilerine anlatıyorlardı. Nahit Nurgun hizmetlerine hep geldi ve onun ufduğu körüldü. Bugün küllükte Germaniye siyasetçilere Uygur ırkı kırgınçılığı hakkında neymiş optiken, vay ben bilmediğin digidek halkı kendimi denemeden bildiğin alakken, Germaniye siyasetçilere bildiğin, şundiğin, ulanın aldığı girip bu meselenin yani beşinden başlayıp anlatışındaki zürüyeti olmaydıgan, bu şu Türüngün İlpağan ve şundan bunda ilip olakkan yığınlarımızda konkret kanda alakalı bu meselenin neymilerini kılışımız gerek ve kılalayımız digen seviyeye yetküzdü. Bunun başka yine bir yerde bu Niedersachsen hükümeti var. Niedersachsen vilayeti, Germaniya'daki 16 vilayetinki birisi ve şundakla bu Volkswagen şirketininki en çok esidari olup hesaplandı. Ularınki bu Volkswagen şirketininki Xitay'daki ticareti ve şundakla Uygur kul emgeki çetiştik boğan meselede nahiyeti çok söz sahibi. Biz muşu bugünkü faaliyetlerimizde bundikin kıvakan faaliyetimizde adı kademe kadem bu devletini cümledin bu Niedersachsen vilayetini Volkswagen şirketininki çok esidarı bu süpürden kademe kadem kıstak bir yerde Uygur kul emgekini fakatla Volkswagen şirketininki tembile sencirdim emez belki bütün
Германия şirketlerininki ve bolsa başka garip devletlerininki çoğu şirketlerininki təmirlət sənayesinin tel töküs yoxluğuna qol keltirmiş. 10-cı may günü çağırılan Volkswagen avtomobil şirketinin hissedarlar qurultayı faqat uyğurlarınınla emas, başqa xalqaralıq təşkilatlarının güclü narazılığının səhni boldu. Yığın jarayanında bir qısım muhit qoğluqçılar bexatarlı xadimlarının tosışlarına qarmay yığın zalığı bösüp kirip, köp qıtın parakençilik doldurgan. NDR televiziya kanalının xabirge qarğanda Porsche avtomobil şirketinin müpettişi Hans Dieter Böç söz qılıp atqanda onlardan biri Hans qartıp tort atqan. Yani başka paliyetçiler Uyghurlarga erkillik, Uyghur mecburi emikin toxtat dep şuarlar tolaşqan. Bexatarlı xadimler onların yığın zalığının mecburi yaraqlaştırgan. Volkswagen avtomobil şirketinin hissedarlar qurultayının Uyghur ve başka kişilik hukuk teşkilatlarının kişilik narazılığı uçurğalıq haqqıdaki haberler hazır mı hem Germaniya ve Garib mətbuatlarının kızıq temiz bulup gelmekte. Dünya Uyghur Qurultayı Jiraya Komitetinin reisi, Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşunun direktörü Ömer Qanat ve Uyghur Hareketi Teşkilatının reisi Roşan Abbaslar 9 May günü Amerika Taşkışlar Ministerliği tarafından uyuşturulgan bu yıllık roziyetlik ziyafetke alaydı teklif bilen katnışıp, Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken bilen bivast görüşüp söhbetliş pürstige erişti. Bu yıllık roziyet ziyafetke Amerika'daki Müslüman devletlerinin baş elçileri ve diplomatlardan başka yine dini teşkilatlar ve bir kısım kişilik hukuk teşkilatlarının rehberlerini teklif kılıngan. Ömer Qanat Efendi'nin bildirişçe, Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken ziyafet sözlügen nutkıda gerçi Uyghurlarının namını bivasıtılığa almağan bolsa mı, ama Müslümanlarının dini erkillik meselesinin Amerika Taşkışlar siyasetinin mühim noktası kelgini bildirgen. O, Müslüman cemaat uçuravatkan dini etiqat çeklimelerge ciddi dikkat kılıvatkallıqı ve Amerika'nın dini etiqadi çeklimege uçuravatkan Müslümanlarının keşide turduğallıqını etkan. Rozetik ziyafet katnaşkan Ömer Qanat Efendi bilen Roşan Abbas Hanım, ziyafet jarayanında Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken ve başka mühim erbablar bilen ayrım söhbetleşip pürstik iyi bulgan. Ömer Qanat Efendi'nin bildirişçe, o Antony Blinken'nin nutqı dinkin onun bilen ayrım körüşkende Amerika'nın Uyghurlar uçuravatkan ırkı kırgınçılıkka tıxım emeli tedbirlerini elişin talep kılgan. Uyghur Hareket Teşkilatının reisi Roşan Abbas Hanım mı Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken'nin Uyghur meselesi köngül belgelikki özünün şahsi nami ve Uyghurlar namiden rahmet etkan. Roşan Abbas Hanım'nın bildirişçe, ular roziyetlik ziyafet pali ticariyandı yani Amerika Xalqara Cinayişler Adalet İşkansının başlığı Bedwan Chak Hanım ve Amerika Xalqara Dini Erkillik Başelçisi Raşad Hüseyin bilen ayrım söhbetliş pürstik iki bolgan. Ömer Qanat Efendi'nin bildirişçe, Amerika Xalqara Cinayişler Adalet İşkansının başlığı Bedwan Chak Hanım, onunla Amerika'nın Uyghur meselesi karatkan siyasetinin özgermeydi kılıkını bildirgen. Dünya Uyghur Kurultayının bayanatçısı ve Kurultay Ayollar Komitetinin müdürü Zümrettay Erken 8 May günü Cenevrede başlangan Birleşken Devletler Teşkilatı Ayollarının kemsilişinin aldın iliş komitetinin 85. növetlik yığında söz kılıp, Xitayının Şarkı Türkistan'da yürgizotkan ırkı kırgınçılıkı ve Uyghur Ayollar üstünün yürgizotkan cinayi kılmışlarını kattık ayıpleş bilen birge, 12 May günü ötküzüldüğün Xitaydaki Ayollarının kişilik hukuk vaziyetini közdün keçürüş yığında da Xitay vekiller ümigiden Şarkı Türkistan Ayolları kartotkan ziyan keşlikler hakkında hesap sorulışını talep kıldı. Zümrettay Erken bildirişçe, Birleşken Devletler Teşkilatı Ayollarının kemsilişinin aldın iliş komitetinin 85. növetlik yığını başlanıştın bir ay burun, Dünya Uyghur Kurultayı Ayollar Komiteti BDT Ayollarının kemsilişinin aldın iliş komiteti Xitayının növeti Şarkı Türkistan'da Uyghurlarını asas kılgan, Türkiye milletlerge mensup ayollar kartuatkan insaniyet karşı cinayetleri hakkıda çoğun hacimlik doklat yollagan bolup, doklatı Xitayının Uyghur ayollarına karatkan mecburi tuğmas kıldırış, anlarını perzentlerden mecburi ayrı bitiş, Uyghur ayollarını sebepsiz tutkun kılıp lagırları kamaş, Uyghur ayollarını mecburi emgek seliş, onların Xitay erleri bilen toy kılış mecburlaş kılmışları, türme ve lagırlarda Uyghur ayollarının horlukka, kıynaşka ve baskınçılık uçuruş ehvali köp tereplimlik delil ispatlar ve bir kısım şahitlerinin guvalıkları bilen naiti tepsili otturu koyulgan. Zümrettay Erkin sözü de yeni Birleşken Devletler Teşkilatı ayollarının kemsilişini aldın iliş komitetinin bu növetlik yığınığı Xitay'nın yalgan şahitler ve guvacılarını öz çıkılgan zor bir vekiller ümik bilen katnışık teyarını atkallıkını. Xitay'nın köz boyamçılıkının aldın iliş için Birleşken Devletler Teşkilatı ayollarının kemsilişini aldın iliş komitetinin 12 May günü Xitay vekilleri bilen diyalog ilip barganda, Dünya Uyghur Kurul tarafından sunulgan yukarı dokulatına asas kılgan halde Xitay'ın hesap sorusunu talep kılganlıkını ihbada kıldı. Aziz körümeller, yukarıda dikkatinle ve günlük haberle programımızdan tepsilatını sunduk. Kilakatımlık sağlığımızda görüşkiç aman olmayısıyla. Stansımızdan YouTube kanalı azab oluşunu unutma. Allah'a emanet.